Evet, uzun zamandır kronik prostatizm hakkında konuşmuyorduk. Daha önceki videolarda bahsettiğimi hatırlamıyorum. Bu aralar penis büyütme videoları çok çektiğim için. Ama prostatiti bırakamayız çünkü biliyorsunuz ki 4000'in üzerinde takipli hastamız vardı. Ve prostatitten ciddi kürler ve ciddi iyileşme sonuçları elde etmiştik. Andro Expertise kliniği açalı da yaklaşık 1,5 yıl falan oldu. 1,5 yılda da en son kayıtlara baktığımda 180'in üzerinde kronik prostatit hastasını başarıyla tedavi etmişiz. Onun için kronik prostatitte de meydanı boş bırakmadan gelişmelerden size haber edelim. Avrupa Uroloji Guideline'ın yayınlamış olduğu son bilgilere göre kronik prostatit kelimesini artık çok kullanmıyoruz. Evet, kronik prostatit kelimesini artık kullanmıyoruz. Oo, çok büyük cümle değil mi? Bunun yerine kronik pelvic pain sendrom, yani kronik pelvic ağrı sendromunu kullanıyoruz. Kronik pelvic ağrı sendromu da kendi içerisinde primer kronik pelvic ağrı sendromu ve sekonder kronik pelvic ağrı sendromu olarak yerleşiyor. Şimdi vaka bazlı sizlere bahsetmek istiyorum. O bölgede, pelvis bölgesinde ağrı yapabilecek epididimit, orşit, kordit, prostatit, sistit gibi ve bunların yanındaki küçük organların kronik enflamasyonu ya da kronik iltihaplarında kronik pelvik ağrınız olabilir. Bu kronik pelvik ağrıyı 3 ana bölümde değerlendirmek lazım. İşeme semptomlarına bakmak lazım. Gerçekten alt üriner sistem semptomları var mı? Özellikle alt üriner sistem semptomları. Sık sık tuvalete gidiyor mu? Tazyikli işe biliyor mu? İşedikten sonra rahatlama hissi var mı? İçeride idrar kalıyormuş gibi oluyor mu? Gece idrara kalkıyor mu? Dibine düşüyor mu? Damlama oluyor mu? İdrar kaçırması oluyor mu? Ya da sıkışarak tuvalete koşması oluyor mu? Urgency gibi semptomlara bakacağız. Zaten hastadan bunu belirli ölçeklerin içerisinde olan sorularla değerlendirmemiz lazım. Bunu değerlendirdikten sonra ikincisi cinsellik semptomları. Erken boşalması var mı? Geç boşalması var mı? Cinsel isteği nasıl? Performans anksiyetesi nasıl? Hatta bek depresyon ölçeğine göre bu performans anksiyetesinin şiddeti ne kadar, ereksiyon sorunu var mı gibi tüm parametrelere bakmamız lazım. Üçüncüsü ise ağrı semptomları. Yani pelvik bölgede ağrı yapabilecek tek durum mu var prostatit gibi, yoksa prostatit işte varikosel, orşit, kordit, sistit gibi diğer durumlar da mı bunun içinde? Bunları da bir görmek lazım. Tüm hastalıkları değerlendirip tüm ölçekleri doldurduktan sonra böyle bir önümüze dosyayı almak lazım. Acaba altta yatan başka hastalığı var mı? Şekeri, tansiyonu, MS gibi nörojenik bir hastalığı da var mı? Bunları da bir dokümente etmek lazım. Bu dokümentasyonu tamamlayıp herhangi bir duruma bağlı olmadığını düşünüyorsak ve hastanın hikayesinde de kronik prostatit ve benzeri kronik pelvik ağrı sendromuna sebep olabilir epididimit, orşit gibi hastalıkların cinsel yolla bulaşan ve tedavi edilmemiş durumların komplikasyonu olduğunu da biliyoruz. O da cebimizde. Bu hikayeyle de uyuşuyorsa evet, siz eski adıyla prostatit, yeni adıyla kronik pelvik ağrı sendromu olabilirsiniz diyebiliriz. Şimdi burada meniden lökosit bakmak, prostat sıvısından lökosit bakmak inanılmaz çağ dışı ve inanılmaz gereksiz zaten adımlar olduğunu bir sürü videoda anlattık. Meniden, prostat sıvısından lökosit falan bakmamıza gerek yok. Çünkü bize bir şey vermeyecek. Bize bir şey vermeyen bir testi yapmamızın da anlamı yok. Aslında buradan aktif enfeksiyonu var mı? Yani bu kronik enflamasyon hala bakteriyel ya da viral bir şeye bağlı mı diye 4 kadeh testini de unutmamak lazım. Bu çok atlanıyor. 4 kadeh testinden kasıt ne? Meni, idrar, prostat sıvısı ve üretral swab. Yani her tarafı değerlendirmek lazım. Hatta biz yanına bir de hazır bu panele gitmişken HPV'si var mı, CMV'si var mı, HSV'si var mı diye bir viral panel de gönderiyoruz. Ama en çok bilinen bakterilerin olduğu bu dörtlü dört kadeh testini, yani Mayer testini PCR yöntemi ile yapmak bize %98'in üzerinde doğruluk payı veren sonuçları oluyor. Bunu yaptık. Diyelim ki enfeksiyonumuz var. Bak, enflamasyon tablonun adı. Ama bunun içerisinde kronik enflamasyonun sebeplerinden bir tanesi de enfeksiyon. O zaman ona uygun antibiyotik tedavisine belki eklenebilir. Ama çoğu hastada maalesef testler temiz çıkıyor. Temiz çıktığı için hastaya antibiyotik vermek de dünyanın en saçma ikinci işi. Yani
Tahliller temiz çıkınca antibiyotik verilmez gençlik. Antibiyotik vere vere, eskiden Cipro diye bir antibiyotik vardı. Vere vere artık %85-90'lara varan direnç gelişti. Şu an mesela ürolojide herhalde hiç yazılmıyor. Ya da yazılsa bile hiçbir şeyi tedavi etmiyor. Bunun gibi antibiyotik direnci oluşturmamak için içinde bu kronik enflamasyon tablosunun içinde eğer dokümante edilmiş bir enfeksiyon, bakteri, virüs yok ise antibiyotik vermemek lazım. Şimdi çok bilmişler, işte yanlış yorum yapanlar falan filan böyle hemen bu videonun altına yazacaklar. Ama ben antibiyotik aldım, iyi oldum. Baba sen antibiyotik aldığında vücut buna karşı geliştirmiş olduğu bir savaş mekanizmasıyla anlık seni iyi yapıyor. Sonrasında antibiyotik bitince zaten yine eski haline dönüyorsun. Bunun cevabı bu. Onun için hiç bu yorumu yazmayın. Kafadan daha yazmadan söyleyeyim. Antibiyotik kullanmayacaksınız. Eğer dokümante edilmiş bir mikrop görmüyorsanız. Peki ne yapacağız? Prostat masajı yapalım mı? Prostat masajı yapın. İnsanlar kendi kendilerine prostat masajı yapabilir mi? Bu da yeni moda. Hayır. İnsanlar parmaklarıyla kendi kendilerine hakkıyla prostat masajı yapamazlar arkadaşlar. Gerçekten hani doktorluğun ağırlığı olmasa şurada çıkartıp anlatacağım ama sizin kendi parmağınızla kendinize prostat masajı yapıp prostatın apeksiyle bazisi arasında sağma işlemini yapmanız imkansız. Zaten hakkıyla yapılan bir prostat masajında tansiyonunuzun düşmesi lazım. Aşırı prostaglandin deşarjından dolayı. Siz tansiyonunuzu düşürecek bir hareketi kendi kendinize yapamazsınız. Bakın tekrar söylüyorum. Tansiyonu düşürecek olan bir hareketi kendi kendinize yapamazsınız. Buna vücudunuz, beyniniz ve sinir sisteminiz izin vermez. Artı mekanik olarak da imkansız. Yok efendim şöyle oturdum, popoma elimi soktum, oradan böyle yaptım. Ya arkadaşlar... Prostat masajı doktor yapabilir. Bakın hemşire ya da paramedik gibi diğer sağlık personelleri de değil. Çünkü prostat masajı doktorun yapabileceği bir müdahaledir. Yani size bir merkezde prostat masajı hemşire hanım tarafından, hemşire bey tarafından ya da oradaki sağlık görevlisi tarafından yapılıyorsa zaten prostat masajı olmuyorsunuz. Prostat masajının bir adabı var. Prostat masajının bir... takibi var. Bana komik geldiği için gülüyorum. Çünkü prostat masajı hakkıyla yapılmıyor. Prostatın bazisinden apeksine doğru belirli bir diyagramda bunları sağmak lazım. Zaten amacı ne? Kronik enflamasyon ve ödemi azaltmak ve prostatın üzerindeki nörovasküler bandının hassasiyetini azaltmak ve oradan ödemleri sıyırmak. Bunu doktor takip ederek nereye ne kadar yapacağına bakmalı. Size şöyle anlatayım. İşte sene 2016 mı? 2015 mi? O yıllardan beri bu sizin prostatit dediğiniz, benim artık prostatit demediğim, kronik pelvik ağrı sendromu dediğim hastalıkla uğraşıyorum. Ve sürekli o hastalara da hizmet veriyorum. Bu benim sol parmağım. Bu da benim sağ parmağım. Bu yamukluğu gördünüz mü? Bu yamukluğun sebebi prostat masajı. Gördünüz mü? Bakın bu yamukluğun sebebi prostat masajı. Çünkü tüm prostat masajlarını kendim yapıyorum. Hatta bakın bu parmak daha ince, bu parmak daha kalın. Buyurunuz. Prostat masajı gerçekten doktor kontrolünde yapılması gereken ve kendi kendinize yapamayacağınız bir müdahale. Sakın bir daha bana Instagram'dan, YouTube'dan kendi kendime prostat masajı yapabilir miyim gibi böyle bilim dışı şeyler söylemeyin. Kendi kendinize siz sadece prostatınızı elleyebilirsiniz. Prostat masajı yapamazsınız. Bir gün böyle izin veren bir hastayı alalım. Gerçekten yapalım ama artık her şey yasak. Reklam yasak, hasta göstermek yasak. Her şey yasak olduğu için hani bunu da gösteremiyorum. Ama kliniğe gidip seniz kendi kendinize yapamadığınızı sizin üzerinizde kanıtlayabilirim. Bir siz kendiniz yaparsınız. Bir de ben size bir yaparım. Bakalım nasıl oldu görürüz. Prostat masajı bunun için hakkıyla yapılırsa güzel bir tedavi. Fakat bir tane, iki tane, üç tane prostat masajı yetmiyor arkadaşlar. Bizim Andro Expertise Erkek Cinsel Sağlığı ve Estetiği Merkezi'nde kronik prostatit ya da kronik pelvik ağrı sendromunun diğer ağrı yapan hastalıkları için yapmış olduğumuz prostat masajı özellikle ilk dönemde haftada bir kez 6 hafta. Bunu banko yapıyoruz. Hatta sonrasında hastanın semptomlarına, şiddetine ve iyileşme yüzdesine göre bunu ayda bir, 3 aya, 6 aya
bir yılı uzattığımız hastalar oluyor. Süreç ne kadar geçmişse, süreç ne kadar daha önceden başladıysa iyileşmesi de o kadar uzun sürüyor. Kalkıp 3 aylık, 4 aylık, 5 aylık bir hikayeyle bana geldiğinizde iyileşmeniz 2-3 ay alırken kalkıp bana 15 yıllık bir hikayeyle geldiğinizde iyileşmeniz 1,5-2 yıl alabiliyor. Ha 3 yıldan fazla takip ettiğim hasta yok Allah'a şükür ama sonuçta olay ne kadar eskiyse yapmış olduğu harabiyeti onarmak o kadar uzun zaman alıyor. Bunu unutmayalım. Prostat masajı bu açıdan çok önemli ve devamlılığı olması gereken bir durum. Hocam ben şehir dışından geliyorum. İşte hocam ben gurbetçiyim, oradan geliyorum. Bu zaman orada prostat masajı yaptırabilirsin. Gerçekten hakkıyla yapan bir hekim bulduğunda. Çünkü sen oradan buraya geldiğinde ilk 6 haftalık tedavini alsan da sonrasında devamını getiremeyeceğin için hastalığın yeniden eski tarafa gelebilir. Yani böyle bir durumlarda biraz daha araştırıp kendi memleketinizde de tedaviye devam ettirip ya da ayda bir en azından bana gelebilecek durumda olmanız gerekiyor. Buna da açıklık getirelim. SVT, ikinci tedavi. SVT çok güzel bir şey ama prostatit, epididimit ya da varikozelin geçmeyen kronik ağrıları gibi yani kronik pelvik ağrı yapan durumlarda öyle 3 seans, 5 seans, 6 seans, 10 seans, 20 seans SVT sizi kurtarmaz. Kurtarmaz. Kronik durum çünkü baba. Yani sizi kısa SVT seansları kurtarmaz. Orada size yapılan tedaviler maalesef ve maalesef kalıcı olmayabilir. Bunun için self SVT demiştim zaten size. Self SVT'yi bunun için geliştirdik zaten. Kronik prostatit yüzünden açığa çıkmış bir cihaz. Buraya şimdi troller yine aşağı yazarlar. Reklam yapıyor, şu yapıyor, bu yapıyor. Ya baba, kendi kendine prostat masajı yapabileceğini zannediyorsun. Kendi kendine SVT yapamayacağına mı inanıyorsun? Kendinize çelişiyorsunuz. SVT kronik pelvik ağrı sendromunda bir pelvik rehabilitasyon cihazı. Yani bugün eli ayağı düzgün bir fizik tedavi merkezine de gitseniz, pelvik ağrım var deseniz, tanı konulamıyor bana deseniz, adamlar sizi pelvik rehabilitasyon yapacaklar ve SVT bu tedavinin bir parçası. Bunun için tartışmaya gerek yok. Ama sık sık gitmeniz lazım. Sık sık gitmeyin diye işte evinize cihaz vermişler adamlar. Buna çok da direnmeye gerek yok. Zaten fiyatı da 2 seans alacağınız fiyatla aynı. Bunu böyle kalkıp da abartıp aşağı trollemenin anlamı yok. SVT prostat masajıyla kombine olarak yapıldığında mükemmel bir tedavi. Hala semptomların devam ediyorsa ağrıları azaltmak için nörotomi, nörolizi gibi ameliyatlar, sakral modülasyonlar evet yapılabilir ama çok ağır vakalara. Hala ağrıları devam ediyorsa prostat içerisine kortikosteroid enjeksiyonları. Bunu hastayla çok iyi konuşmak lazım. Kortikosteroid enjeksiyonları, antibiyotikten bahsetmiyorum. O konuyu zaten ne kadar karşı olduğumu biliyorsunuz. Steroid enjeksiyonların ya da anestezik madde enjeksiyonlarının prostata transrektal ya da transperineal yolla yapıldığında oradaki mikrop kolonisini prostata sekonder enfeksiyon odağı olarak taşıyabileceğini hastaya söylemek lazım. Yani bu sefer kronik hadisenin üzerine akut bir hadise de gelişebilme ihtimalini hastaya anlatmak lazım. Hasta bunları kabul ediyorsa ve çok dirençli bir hastaysa prostatta MR'la belirtilecek o inanılmaz enflama olan bölgelere lokal uygulamalar da yapılabilir. Psikoterapi. Psikoterapi mükemmel bir şey. Neden mükemmel biliyor musun? Burada ya tamam ilacı içeyim ağrıları hissetmeyeyim değil. Bakınız burada çok farklı bir detay var. Bunu Avrupa Üroloji Kılavuzu diyor. UPOIT diye bir şey var. P'si psikoloji. Yani bunu ben demiyorum ki. Açın okuyun. Çok meraklısınız. Okuyun. Burada International Library PubMed var. Gidin oraya okuyun. UPOIT denilen olayda P psikoloji. Çünkü hastalar genellikle bu durumu takıntı haline getiriyorlar ve yapılan tedavilerden dolayı da yarar görmeyeceklerini öngörüyorlar. Sen bir tedaviye inanmıyorsan zaten başlamanın anlamı yok. Gerçekten başlamanın anlamı yok. Hepinizin bildiği gibi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunuyum. Orada olan bir, daha doğrusu öğrenciyken anlatılan bir hasta hikayesini sizlerle paylaşacağım. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi psikiyatri anabilim dalının anlattığı bir şeydi. Doğru yanlış artık onları ilgilendirir. Ama şöyle bir durum var. Buna psikosomatik etki deniyor. Hastanın bir tanesini, daha doğrusu insanın bir tanesini yoldan kaçırır gibi yapıyorlar. Gözlerini bağlıyorlar. Senin sırtını sıcak kaşıkla dağlayacağız diyorlar. Sıcak kaşığın sıcaklığını sırtına hissettirip buz gibi bir kaşık koyuyorlar. Ama deri yine de yanıyor. İşte bunun adı psikosomatik etki. Yani bunu psikiyatrinin tüm branş hastalıklarında görüyor.
embriyonda kronik pelvik ağrı sendromunda üroloji ile alakalı olan durumda mı diye görmeyeceğiz? Bu da saçma. Demek ki çok fazla böyle ağrıyı artık geçmeme takıntısı ya da bu tedaviden de fayda göremeyeceğim gibi takıntıları olan hastalarda mutlaka psikolojik destek almak da çok 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 önemli. Bunun dışında yeme içme alışkanlığı. Ya bu da çok önemli. Hocam her yerde yazıyorlar aşırı baharatlı şunları bunları yeme, mayılı alkollerden uzak dur, çok fazla sigara içme, çok fazla tütün ürünü tüketme, sentetiklerden uzak dur, sağlıklı yaşa falan. Ya bunlar zaten normal olması gereken. Dünya öyle bir dünyaya gelmiş ki adama sigarayı bırak diyoruz, şaşırıyor. Alkol içme diyoruz, şaşırıyor. Bunlar zaten kullanılmaması gereken maddeler. Her gün kırmızı et yeme diyorum, şaşırıyor. Çok ciddi baharat alma diyorum, şaşırıyor. Zaten normalde böyle olman lazımdı. Vücudun pH dengesi diye bir şey var. Prostatiti geçtim. Şimdi git mutfağa. Bulduğun buzdolabından en acı biberi al. En acı biberi. Kes ortadan ikiye. Parmağınla git acı bibere böyle sür. Sonra git pipinin ucuna sür. Yanacak mı yanmayacak? Yanacak. Peki prostatit mi oldun yani şimdi? Tabii burada doktorların da suçu var, halkın da suçu var. Biraz böyle düşünmeden iş yapmak, araştırmadan iş yapmak aslında sizi buralara getiriyor olabilir. Bu pH dediğimiz olay çok 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 önemli. Bunun için o klasik hayat önerilerine, sağlıklı hayat önerilerine zaten dikkat etmen lazım. Bu hastalıktan müzdaripsin, ciddi doktor vizitlerine gidiyorsun, ciddi maliyetler ve ciddi zaman kaybediyorsun ama nasıl, sigarayı nasıl bırakacağım, alkolü nasıl bırakacağım, kahve nasıl az içeceğim diyorsun. Bu yapmış olduğun eforla birbirini karşılamıyor. Eğer bu hastalığınız varsa bunlara da uymak zorundayız. Hani bunun da bir pazarlığı olmaması lazım. Geldiğinizde sizi her açıdan incelediğimizde olayın nedenini bulamadığımız zaman kronik pelvik ağrı sendromuna bağlarsak eğer onun bile tedavisi olduğuna inanmanız lazım. Çünkü hiç kimse kronik pelvik ağrı sendromundan dolayı ölmüyor. Kronik pelvik ağrı sendromu ölümcül bir hastalık değil. Eğer düzgün anlatılırsa, doğru doktora gidilirse kronik pelvik ağrı sendromu tedavi edilebilir bir durum. Andro Expertise Klinik'te erkek cinsel sağlığı ve estetiği kliniğinde sizlere kronik pelvik ağrı hakkında da yardımcı olmaya bizler olduğumuz sürece devam edeceğiz. Hadi bakalım canlar, sağlıkla kalın. Arada kendimi kronik prostatit ve pelvik ağrı sendromunu unutturmayacağım. Size son gelişmelerden bahsedeceğim. Bunu takmam lazım ama şöyle yapayım.